Sayın seyirciler, saatler 13'ü gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Öncelikle New York'a uzanıyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tatar bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle 20.15'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Tatar, pazartesi günü ise Genel Sekreter'in vereceği öğle yemeğinde Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmelerinde bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yapacak. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le New York'ta yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Doğruyol görüşmenin BM merkezinde New York saatiyle saat 13.15'te gerçekleşeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar'ın genel sekreterli yarım asra aşkın bir süredir devam eden ve barışı koruma operasyonlarının en uzun soluklu mevcudiyetini barındıran Kıbrıs sorununun çözümüne dair görüşlerini paylaşacağını söyledi. Sözcü, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak gerçeklik temelinde bulunabileceğini, bu temelinde iki halkın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde sağlanabileceğine ilişkin vizyonunu anlatacağını da vurguladı. İkili görüşmenin bir diğer önemli noktasının ise Genel Sekreter Guterres'in davetiyle pazartesi günü Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapılacak olan gayri resmi yemek öncesinde gerçekleştirilmesi olduğuna işaret eden sözcü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar iyi niyetli ve yapıcı bir şekilde bu gayri resmi görüşmeye katılacağını, New York'a hareket etmeden önce kamuoyumuzla paylaşmış ve aynı tutumu Anastasiadis'ten de beklediğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü gerçekleşecek gayri resmi üçlü görüşmeye dair beklentilerini de genel sekreterle paylaşacak dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs sorununu resmi müzakerelere taşıyacak ortak zemin olup olmadığı arayışı sürerken, resmi müzakere olmasa da iki taraf arasındaki işbirliği ve diyaloğun sürdürülmesine büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanımız bu tutumunu ve anlayışını seçildiği ilk günden itibaren ortaya koymaya başlamış ve aldığı kararlar neticesinde büyük uğraşlar sonunda 4 Haziran 2021 tarihinde tüm geçiş kapıları operasyonel hale getirilmiştir. Diplomasi yoluyla sağlanan işbirliği ve diyalog sayesinde ve Rum tarafında bu çalışmalara olumlu bakması sonucunda Kıbrıs'ta iki tarafın, iki halkın hayatlarını kolaylaştıracak adımlara bir yenisi de eklenmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirme sonucunda aşılarını tamamlamış kişilerin test istemeden geçiş kapılarını kullanmalarının kamu sağlığını olumsuz etkilemeyeceği değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanımıza bağlı iki taraflı sağlık teknik komitesi aracılığıyla Rum tarafına yaklaşık 3 hafta önce buna dair bir öneri yapılmış ve dün itibarıyla önümüzdeki pazartesi gününden başlamak üzere bu uygulama yürürlüğe konmuştur. Kıbrıs Türk tarafı iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde resmi müzakereleri başlatma çalışmalarının devam ettiği bir süreçte taraflar arasında diyalog ve işbirliğine yönelik diplomasinin sürdürülmesine yönelik kararlı bir tutum içerisindedir. Bu anlamda Kıbrıs Türk tarafı iki halkın refah seviyesini artırmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya dair adımların atılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Olası bir uzlaşı öncesinde iki taraf arasındaki güvenin artırılması en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunun için de gerek işbirliği gerek arzu edilmese de gerginliklerin yatıştırılması, gerekse iyi komşuluk ilişkilerinin parametrelerinin tesis edilmesi için diplomasi köprüsü ve sürekli diyalog, Kıbrıs Türk tarafının bir uzlaşıya giden yolda temel tutumunu oluşturmaktadır. Kanaatimiz bu tutumumuza olumlu yaklaşılması halinde bunun hem iki halka hem Kıbrıs adasına hem de bölge istikrarına önemli katkı yapacağıdır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderin 1963'te kendi elleriyle yaptıkları ve yıktıkları Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'ne geri dönüşü savunduğu tarihin akışını geri çeviremeyeceğini, Rum tarafının uzlaşmazlığını gizleyemeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı açıklamasında 76. BM Genel Kurulu oturumlarında konuşan Rum lider Anastasiadis'in son derece saldırgan bir üslupla Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'ye karşı bilinen iddia ve suçlamalarını tekrarladığına işaret ederek tamamen çarpıtmaya dayalı bu iddiaları yapan Anastasiadis'in gasp ettiği sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatını siyasi bir silah olarak kullanmakta olduğu gerçeğini unutturmaya çalıştığını söyledi.
Kıbrıs Türk halkının temsil ve konuşma hakkından mahrum bırakıldığı böyle bir ortamı tek yanlı olarak istismar eden Rum liderin bu sahte ünvan arkasına saklanarak 1963'ten beri Rum tarafının oynadığı bu oyunu dünya sahnesinde bir kez daha sergilemekten çekinmediğini belirten Cumhurbaşkanı, Anastasiades Kıbrıs sorununun kök nedeninin Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan'la işbirliği içerisinde adayı Yunanistan'a ilhak etme yani enosis olduğunu unutturmaya çalışıyor ve Türkiye'nin 1974'te adaya gelişiyle ilgili iddialarda bulunuyor. 1963-74 arası Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladıkları etnik temizlik kampanyasını, bu kampanya esnasında uyguladıkları mezalim ve insan hakları ihlallerini ve Kıbrıs Türk halkının kurucu ortağı olduğu Ortaklık Cumhuriyeti'nden silah zoruyla nasıl dışladıklarını tarihin sayfalarına gömmek istiyor. Halbuki bugün tek yanlı olarak işgal ettiği makamı kullanarak konuşma yaptığı Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kayıtlarında bu gerçekler bütün çıplaklığıyla ortada durmaktadır. Adada 1964'ten bu yana bir BM barış gücünün varlığı dahi sorunun 1974'te başlamadığı ve köklerinin 1963 Rum-Yunan saldırılarında olduğunu göstermektedir dedi. Cumhurbaşkanı Tatar 1974 Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkiye için bir kurtuluş, Kıbrıs Adası için de sürdürülebilir bir barış anlamına geldiğini Anastasiades'in anlaması gerektiğini kaydederek, Rum liderin 1963'te kendi elleriyle yıktıkları Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'ne geri dönüşü savunup tarihin akışını geri çeviremeyeceğini vurguladı. Tatar bunu söyleyerek bütün kapsamlı BM girişimlerini reddetmekle uzlaşmazlığını kanıtlayan ve statükoyu kökleştirmeye çalışan tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğu gerçeğini gizleyemez. Bu tür sicili olan bir tarafın kendi yaptıklarından başkalarını sorumlu tutmaya çalışması büyük bir aymazlık ve pişkinlik örneğidir. Sözde bağlılık ilan ettikleri BM parametrelerini yine kendileri tüketmiştir dedi. 2004 yılında Annan planını reddederek 2017'de ise Crans-Montana da sergiledikleri uzlaşmaz tutum sayesinde federal çözüm çabalarının başarısızlığa uğradığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aynı başarısızlıkları tekrarlayarak farklı sonuçlar elde edilemeyeceğine göre Kıbrıs'a yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. BM Genel Sekreterinin de bu konudaki tavsiyesine uyarak Kıbrıs Türk tarafı olarak biz, geçtiğimiz Nisan ayında Cenevre'de tam da bunu yaptık. Baştan beri var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün kabulü ve yeniden teyidi zemininde görüşmelere başlayabileceğimizi söyledik. Adadaki iki egemen ve bağımsız devlet arasında işbirliğine hazır olduğumuzu vurguladık. Kıbrıs'ın yakın tarihinde olup bitenler ve görüşmeler sürecinin seyri içerisinde Rum tarafının federal zeminde uzlaşı olanaklarını heba etmesi ışığında, adada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya varmanın tek yolu budur. Biz karşı tarafın laflarına değil, eylem ve uygulamalarına bakarız. Anastasiades şunu iyi bilmelidir. Lafla peynir gemisi yürümez. Gasp ve işgal ettikleri Kıbrıs sandalyesini BM'de kullanarak sahnelediği bu ucuz propaganda oyununda sorgulanması gereken ne Türkiye ne de biziz. Bizatihi Anastasiades'in kendisidir. Gerçek bir etnik temizlik planı olan ve 1963'te ada çapında yürürlüğe konan Akritas planının mimarları kimlerdir? Bu plan uyarınca yüzlerce Kıbrıs Türk'ünü katledip on binlercesini göçmen durumuna düşüren ve 11 yıl süreyle onlara her türlü mezalimi uygulayan kimdir? 1963-64 saldırılarında Kıbrıs Türkleri ortağı oldukları devletin tüm organlarından silah zoruyla dışlayan ve ortaklık devletini tamamen bir Rum devletine dönüştüren taraf kimdir? 1974 darbesini yapan, insanları katleden ve adayı bir kan gölüne çeviren kimdir? Görüşmeler sürecinde diğerleri yanında 1985 ve 86 tarihli Ferez-Dekuvalar anlaşma taslaklarını, 1992 Gari Fikirler dizisini, 1994'te BM tarafından sunulan güven yaratıcı önlemler paketini, 2004'te Annan planını reddeden ve 2017'de Crans-Montana'da tüm federal uzlaşı olanaklarını ortadan kaldıran taraf kimdir? Uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkına karşı insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalar uygulayan Amerikan Ortodoks Başpiskoposuna 20 Eylül Pazartesi günü New York'ta Türkiye ve açılışına katıldı diye saldıran tüm Türklerin ve ulusal kahramanı ve dünyanın da kabul ettiği büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sayfanın ders kitaplarından yırtılıp atılması ve sonuçta kitapların toplatılması talimatını veren bir eğitim sisteminin sahibi kimdir? Bu ortada duran ve cevap bekleyen soruların sadece bir bölümüdür. Ancak biz tümünün yanıtlarını biliyoruz, tek cümleyle Kıbrıs Rum tarafıdır.
Hukukta temel bir kural vardır. Adalete gelenler temiz ellerle gelmelidir. Anastasiadis uluslararası hukuktan nem vuracağına önce kendi tarafının siciline bakmalıdır. Baştan beri hukukun üstünlüğü ilkesini ve adaleti Kıbrıs Rum tarafı çiğnemeseydi Kıbrıs'ta bunu takip eden olaylar gerçekleşmezdi. Kıbrıs Rum tarafının gasp ve işgal sonucu elde ettiği bir sıfatı kullanarak Kıbrıs'ı Türklerin gaybubiyetinde aldırdığı bir takım kararların arkasına saklanarak yaptığı tüm girişimler ve söylediği sözlerin Kıbrıs Türklerinin eşit söz hakkı ve adadaki varlığına bir tecavüz addederiz. Bizim yeni politikamız BM Anayasası'nda ifade bulan hakların eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkından olduğu kadar Kıbrıs Adası'nda baştan beri var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzden kaynaklanmaktadır. Uluslararası toplumun gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının temelini teşkil edecek bu politikamıza açık fikirlilikle yaklaşmasını bekliyoruz. Başbakan Ersan Saner de dün Güzelyurt bölgesindeydi. Bölge halkıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen başbakan, 8,5 aylık hükümetleri döneminde tüm ülkede icraatlarla halkla buluştukları da söyledi. Saner, Güzelyurt bölgesine Türkiye'den gelen suyun Kasım ayında Güzelyurt Ovası'nda olacağı müjdesini de verdi. Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt'u ziyaret ederek temas ve incelemelerde bulundu. Selam. Dedim buraya kadar gelmişken size seslenmeden geçmeyeyim. Başbakan Saner temasları çerçevesinde UBP Güzelyurt ilçe binası, Güzelyurt Kaymakamlığı, devlet daireleri, Güzelyurt Belediyesi, Siprovex tesisleriyle Güzelyurt sanayi bölgesini gezdi. Ziyaretlerde bölge halkıyla sohbet eden Başbakan Saner sorunlarla ilgili de bilgi aldı, sıkıntıları dinledi. Başbakan Saner ayrıca Siprovex tesislerindeki yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi. Ardından da Siprovex yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi. Belediye açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner bir takım incelemelerde bulunmak için Güzelyurt'u ziyaret ettiğini belirterek ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Siprovex'teki çalışmaları da yerinde gördüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl üreticimizin ürettiği ürünlerin dalında kalmaması için çok ciddi özveriler ortaya koymuştu bütün kurumumuz ve bu çerçevede de hem üreticimizin alın teri yerde kalmamış oldu hem de ülkemize ciddi bir girdi sağlamış olduk. Saner, Siprovex yöneticilerinin kapasite artırımına gitmek ve fabrikayı yenilemek adına girişimde bulunduklarını ve bu girişimleri hükümet olarak desteklediklerini vurgulayarak, tesiste portakal işleme ve paketleme sistemlerinin sıfırdan yenilenmesi ve yeni birimler eklenerek işlem hacminin artırılacak olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bizler 8,5 aylık iktidar dönemimizde sadece Siprovex'te değil, adanın her yerinde icraatlarımızla artık halkımızla buluşmaya başladık. Bundan 3 yıl önce okullar açıldığında kitap dahi dağıtılmazken biz bu yıl 9 okulun açılışını yaptık ve Merkez Bankamızın katkılarıyla de inşallah önümüzdeki ay Metehan bölgesinde bir meslek okulunda temellerini atacağız. Güzelyurt Lefke yolunun bitirilmesi için bu ay itibarıyla ihalenin tamamlanmasını beklediklerine işaret eden Saner, imzalanan 100 milyon Türk liralık ihale ile anavatandan gelen suyun Kasım ayında Güzelyurt Ovası ile buluşacağını belirtti. Alaköprü Barajı'ndan gelen suyun da Güzelyurt Ovası'na ve buradan da Mesarya'ya buluşması için benim Haziran ayında Ankara'da yapmış olduğum ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın da imzalamış olduğu 100 milyon Türk liralık ihale sayesinde de inşallah Kasım ayında bütün Güzelyurt Ovası artık ana vatandan gelen su ile buluşacaktır ve verimler artacaktır. İşte tam bu verim artırımının olduğu yerde, ben şimdi bütün icraatları burada saymak istemiyorum ama her gün vatandaşımla bunları paylaşıyorum. Bu ürün artışının madem ki ana vatandan gelen suyla sağlamak istiyoruz, aynı paralel yapının da Siprovex'te şu anda yerinde bilfiil hissediliyor olması başbakan olarak beni gerçekten mutlu etmektedir.
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topal Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 2021 başarıyla tamamlandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edileceği vurgulandı. ...20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 2021 başarıyla tamamlandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği unsurlarının hava hücum, hava indirme ve muharebe arama kurtarma harekatlarını planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edildi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiği vurgulandı. Tatbikat kapsamında dün gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'ne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun katıldığı kaydedildi. Trafikte güvenliğe farkındalık yaratmak adına Lefkoşa-Girnağına yolu üzerine tabelalar yerleştirildi. Yeni uygulamayı yerinde inceleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, trafikte güvenliğe çok önem verdiklerini söyledi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği'nin katkılarıyla Lefkoşa-Girnağına yolu üzerine trafikte güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla yapılan levha çalışma basına tanıtıldı. Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hulus Eren, etkinlikte dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini kaydederek, trafikte cep telefonu kullanımına dikkat çekmek adına projeye katkı koyduklarını belirtti. Vakıflar İdaresi Lefkoşa İyilik Gönüllüleri Koordinatörü Mustafa Şamil de birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ve bu projenin de onlardan biri olduğunu söyleyerek, yerleştirilen tabelalarla bir kişinin bile trafikte telefon kullanımından vazgeçmesine yol açmanın önemli olduğunu kaydetti. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Can Altay ise çok uzun zaman önce olması gereken bir çalışmanın yapıldığını söyledi ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bildiğiniz gibi yelpazesi çok geniş olan bir bakanlıktı. Ve bizim yine bakanlık olarak en önem verdiğimiz olaylardan bir tanesi de karayollarının altyapısının düzenlenmesi ve trafikte can güvenliğini sağlamaktır. Son yıllarda sosyal medyanın kullanımının bu akıllı telefonlarla artmasından dolayı yolda giderken maalesef hepimizin yaptığı bir hata vardır. Sosyal medyayı kullanıyoruz, mesaj çekiyoruz. Devamlı bir şekilde elimizde telefonla yolda insanları görüyoruz. Bizim burada yapmamız gereken en önemli konulardan birisi yanımızda gördüğümüz arabada birisi eğer sosyal medya elinde, daha doğrusu akıllı cep telefonunu kullanıyorsa kesinlikle uyarmamızdır. Biz bugün burada bu arkamda gördüğünüz tabelayla birlikte bu farkındalığı yaratmak istedik. Sağlık diyelim sayın seyirciler. Sağlık Bakanı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi tarafından son koronavirüs verileri ve alınan kararlar açıklandı. Ülkemizde hava, deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak, yolcu formunu doldurarak alacakları QR koduyla adaya giriş yapabilecek. Bu işlemi yapamayan kişiler ise gerekli evraklarıyla 27 Eylül Pazartesi gününe kadar giriş yapabilecek. QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından da yararlanacak. Pazartesi gününden itibaren ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yolcusu giriş formuyla ülkeye giriş zorunlu olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Healthpass, AB vatandaşlarından Greenpass, Birleşik Krallık vatandaşlarındansa NHS QR kodlu evrak istenecek. Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekiyor. Üst kurul aday içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren karşılıklı geçişlerde seviye 2 kuralları uygulanacağını da anımsattı. Buna göre aşılı kişiler test yapmadan karşılıklı geçiş yapabilecek. Aşısız kişilerdense 72 saatlik negatif antijen veya PCR testi sonucu istenecek. Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Katopirkos'ta ikamet eden kişiler 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testiyle geçiş yapabilecek. Koronavirüs vakalarında son rakamlara bakalım şimdi de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 21.789 test sonucu 52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı, 175 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise yapılan 60.278 test sonucu 109 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de ise son olarak 355.226 COVID-19 testi yapıldı. 27.197 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, ülke genelindeki projelere finans ve ekipman desteğini sürdürüyor. Finans desteği verilen iskeledeki kümelenme vasıtasıyla kadın genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılması projesi ilerlemeye devam ederken, Alsancak bölgesinde çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlanıyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finans desteği verdiği, İş Kadınları Derneği ile İskele Belediyesi'nin yürüttüğü kümelenme vasıtasıyla kadın genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılması projesi çalışmaları sürüyor. İskele bölgesindeki kadın ve gençlerin girişimciliğini ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını hedefleyen proje kapsamında yapılan ekip toplantısında konuşan Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinatörü Ömer Cihan, projeye inandıklarını ve heyecanla takip ettiklerini ifade ederek, bu projenin diğer sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerle işbirliğinde model olabileceğini söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İş Kadınları Derneği ile birlikte yürüttükleri projede önemli mesafe aldıklarını belirterek bu arada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ise böyle bir projeyi yürüttükleri için gururlu olduklarını ifade ederek bir hayallerinin gerçek olduğunu kaydetti. Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi uzmanı İzge Arısal da söz konusu projenin faaliyet planı ve proje kapsamında izlenecek yöntem hakkında bilgi aktardı. Öte yandan ofis Alsancak bölgesinde çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlamaya da devam ediyor. Ofisten yapılan açıklamada belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelere 2011-2020 yıllarında güncel rakamlarla 33.874.503 Türk Lirası kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi. 38 yaşındaki Mehmet Sait Hadıtoğlu'ndan haber alınamıyor sayın seyirciler. Polis, Lefkoşa sakini Hadıtoğlu'nun kayıp olduğunu ve aranmaya başlandığını duyurdu. Lefkoşa'da sakin 38 yaşındaki Mehmet Sait Hadıtoğlu'nun kayıp olduğu ve arandığı açıklandı. Polis basın subaylı Hadıtoğlu'nun dün gece 00:10 sıralarında ikametgahından ayrıldığını ve halen geri dönmediğini belirtti. Boğazköy'de bu sabaha yakın Hasan Hüseyin Tatlı'ya ait park halindeki araç ateşe verildi.
Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün saat 03.30 sıralarında Boğazköy'de Oray 11 sitesinde Hasan Hüseyin Tatlı'ya ait apartmanın park alanı içerisinde park halindeki jip araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kasti hasara uğratıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde konu aracın ön motor kısmı ve iç kısmının tamamen, diğer kısımların ise kısmen yandığı belirtilen açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı muhacirlet dairesi tarafından yürütülen vize uzatma işlemleri 27 Eylül'den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan yabancıların vize uzatma işlemleri için 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir denildi. Bu haberle gün ortası haber bültenimizi burada noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın.